Selamünaleyküm hoş geldiniz. İnsan böyle sessiz sakin yerlere geldiği zaman şehir hayatının kendisini ne kadar yıprattığını daha iyi anlıyor ve dinlenme fırsatı buluyor. Bu dinlenme fırsatını bulduğumuzda da bu güzel anları, tefekkürü sizlerle paylaşmak istedik. İnşallah bu programımız da hayırlara vesile olur. Konunun iyi anlaşılması için bazı örnekler hatırlayalım hemen. Ölçü ve kurallar. Bu hayatımızın her anında geçerli. İlk önce şu kainattaki ölçüye bir bakalım. Gezegenlerin birbiri ardınca sıralanması ki Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere, bilim insanlarının yeni yeni anladığı üzere, gezegenlerin dışında güneşin, gecenin, gündüzün oluşumu Ayın gelgit hareketleri vesairesi bunların hepsi bir ölçü ile sınırlıdır. Yani şöyle gökyüzüne baktığımız zaman göremediğimiz gezegenler, yıldızlar her neyse bunlarda da mutlaka bir denge, bir ölçü vardır. Yine göremediklerimizden bir tanesi şu soluduğumuz hava. Elhamdülillah. Bir nefes ne kadar önemli ama o nefesin içeriği bizim için çok daha önemli. Tam da belli bir ölçüde akciğerlerimizin istediği kıvamda. Yüzde bilmem kaç şu gaz, yüzde bilmem kaç şu gaz birleşiyorlar ve tam istediğimiz bize yakışan şekilde bir ölçü dahilinde bize hizmet ediyorlar. Yani ölçü mutlaka hayatımızda olmalı kuralsızlık, ölçüsüzlük, seviyesizlik veya sınırsızlık kavramları insan için değildir. Ve diğer bir kavrama geçiyoruz. Kainattaki ölçünün sonrasında sınır. Sınır dediğimiz zaman ne aklımıza gelir? İki tarlanın veya iki evin sınırı bir çizgisi vardır değil mi? Hiç kimse çizgisinin ötesinde bir hak talebinde bulunamaz. Yine trafikte de belli bir sınırlar vardır mesela hız sınırı vardır şu şu hız sınırını eğer aşarsanız ceza yersiniz. Örneğin vitamin çok yararlıdır lakin siz vitamin içeriyor diye erik veya kayısıyı 3 kilo 4 kilo yerseniz yine hasta olursunuz. Geldik mi yine aynı yere yemede içmede bile ne var bir sınır var bitmiyor. Hastahaneye gittiniz, kan tahlili yaptınız veya idrar tahlili. Belli sınırlar var. 6 ile 10 miligram arasındaysa normal. O sınırların dışında eğer yüksekse şu hastalık, düşükse bu hastalık. Sınır, sınır, sınır. Bunların niye anlattım? Konu daha iyi anlaşılsın diye. Kainatın bunca... Muntazam ilerleyen dengesinde nizam var dedik. Bir kural var, ölçü var dedik. E sınır var hayatımızın her yerinde. Demek ki örtünmekte de belli sınırlarımız olmalı. Yani kıyafeti giyerken, onu taşırken de belli kurallar olmalı, kaideler olmalı. Maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bundan 50 yıl, 60 yıl evvel nenelerimizin, dedelerimizin vay be demek Amerika'da veya Fransa'da, Almanya'da senin anlattığın gibi şöyle şöyle olaylar oluyormuş öyle mi? Hamdü senalar olsun benim ülkemde o bahsettiğin çirkin olaylar olmuyor diyorduk. Ama şimdi gel gelelim maalesef birçok şeye alışmış haldeyiz. Gözümüz çok fazla gördüğü için günahlara sıradanmış gibi bakıyoruz. Maalesef tepkimizi verirken yanlış tepkiler, metotlar seçiyoruz ve artık sıradan hale geliyor her şey. Örneğin çok kısa bir örnek vereyim. Şu sıralarda maalesef birçok genç kardeşimiz, kız kardeşimiz belini göstermek, topuklarını göstermek gibi efendim yolları tercih ediyorlar. Şimdi bundan 50 sene önce böyle bir durum söz konusu olsaydı sadece ülkemizden bahsetmiyorum. Mutlaka etraftan annesinden, teyzesinden yavrum, güzelim hani şöyle şöyle olması lazım. Gibi bir durum söz konusu oldurdu. Ama gençlerimizin öyle etkilendikleri yerler var ki o kadar sorumsuz yayınlar yapılıyor ki sosyal medya ve diğer yayın organlarında. Buna özendiriliyor çocuklar ve ne kadar soyunursan, ne kadar kıvrımlarını, etini gösterirsen, kendini sergilersen o kadar ilgi çekersin ve insanlar tarafından o kadar sevilirsin deniyor. Şimdi bir soru sormak istiyorum derler ya sesli düşünüyorum diye öyle yapayım. Böyle devam ettiğini düşünün. Hani 50-60 yıl öncesinin gerçekleriyle bu zamanı mukayese etmeye çalıştık ya belli zamandan sonra sıradan hale geliyor bazı şeyler dedik. Şimdi sorum şu. Bugün affedersiniz sadece üstünde bir parça kıyafet olan neredeyse beline kadar tenini açıkta bırakan efendim topukları açıkta ve hal ve hareketleriyle maalesef kendi içine dolduramamış kardeşlerimiz var. Bundan 50 yıl sonra acaba iç çamaşırı vesaire kullanmadan anadan üryan bir şekilde gezebilirler mi? Yani demek istediğim şu, bir sınırı yok mu, bir ölçüsü yok mudur acaba konuşmanın, giyinmenin, yemenin, içmenin? Ya bunca cansız dediğimiz varlığın dahi ve her şeyi yaratan Allahu Teala'nın onlara verdiği bir nizam var, bir kural var, bir sınır var, bir ölçü var. Bugün ölçüsüz bir şekilde yaşıyoruz. O yavrularımızın, kızlarımızın küçücük yaşlarda maruz kaldığı baskı o kadar büyük ki internet üzerinden bahsediyorum. Instagram fenomenlerinden bahsediyorum. TikTok'lardan bahsediyorum. Onların rol model olarak aldıkları o kişiler, onların dünya görüşlerine değer vermedikleri gibi ahiretlerini tarumar etmek için elinden geleni yapıyorlar. Ve sistemli bir şekilde gençlerimiz gerek kıyafetlerle, gerek hal ve tavırlarla, gerek okumadan, araştırmadan, gerek tarihe soğuk tavırlarıyla manevi birçok eksikliklerle hayatlarına devam ediyorlar ve birçoğumuz da aynı şeyi söylüyoruz. Bu gençlik nereye gidiyor? Ne olacak bu gençliğin hali diyoruz. Sadece gençleri eleştirmek yerine bu işin nerelerden geldiğini, kimlerin altına imzasını attığını ve hedeflerinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu programımızın ilk dakikalarında sizinle paylaşmıştım. Haberleri alışıyoruz. Mesela şurada 10 kişi öldü. Üzülüyoruz. Ertesi gün bir bomba daha atıldı. Orada 20 kişi daha öldü. Vay be dün 10'du bugün 20. Derken aylar geçiyor. 150 bin sayıları gelse de artık alışıyoruz. İşte tam da konunun can damarı bam teli denilen yerde burası. Bize bir şeyleri unutturuyorlar ve neslimize yeni bir yön tayin ediyorlar. Biz de gençliğimizi maalesef yalnız bırakıyor. İlgilenmiyoruz. Biz ilgilenmediğimiz için de birileri bu boşluğu dolduruyor. Şimdi örtüden bahsediyoruz. Örtü insanların kendini gizlemek için kimden? Hanımının, kocasının dışında mahreminin dışında insanlardan gizlemesi için Kur'an-ı Kerim'de de çok ciddi, herkesin anlayabileceği, ya acaba şöyle midir, böyle midir diyemeyeceği ayetlerle sabit bir mevzudur. Burada örtünmemiş olan kardeşlerim bu programı takip ederken onlar da örtünmenin gerekliliğini biliyorlar. Mesela sadece son din, Allah indinde tek din olan İslam'ın değil, tahrif edilmiş yani değiştirilmiş Hristiyanlıkta veya Yahudilikte bile bundan çok önceleri bunu araştırıp bakabilirsiniz. Zaten hanımların örtündüğünü biliyoruz. Erkeklerinde belli kıyafetler, belli sınırlar içerisinde giyinmelerinin emredildiğini biliyoruz. Yani bu sadece güzel dinimizin emri değil. Bunun dışında tahrif edilmiş de olsa, hiçbir inanışa mensup olmayan dünyanın birçok yerinde de örtünmenin kadın veya erkek için zaten uygulandığını biliyoruz. Şimdi örtünmemiş kardeşlerim inşallah sizlere de nasip olur hakkıyla örtünmek. İnşallah allah Teala'nın istediği şekilde örtünürsünüz ve bunu hayatınıza yansıtırsanız sadece vücudunuza değil yani saçınıza görünmemesi gereken uzuvlarınıza değil her şekilde kendinizi yansıtırsınız. Bunu niye dedim? Örtünmüş olan kardeşlerim için dedim. Hepsinden bahsetmiyorum. Bunu layığıyla yerine getirmeye çalışan kardeşlerim var. Ellerinden geldiği kadar Allah razı olsun. Ama bir de bakıyoruz ki sadece bunu bir makyaj malzemesi veya bir e, ne derler? aksesuar gibi görenler var veya anne babası, yetiştiği çevre, eşi yani bir şekilde onu zorladığı için bunu adetten gördüğü için örtünen kardeşlerimiz var. Bu konu çok önemli ve sıkıntılı. Zaten e, o kardeşlerimize baktığınız zaman da dua edesiniz geliyor. Neden? Uymuyor. Yani derler ya ne lahana turşusu ne perhiz bu kardeşim diye. Biz neyi bildik? Rabbimiz Celle Celaluhu kadına değer vermediği için değil, kadınlara bizim daha fazla değer vermemiz, saygı duymamız için Onları korumak için saklıyor. Kime saklıyor? Eşine saklıyor. Dolayısıyla bu saklanış örtünmeyi gerektiriyor. Yani örtünmeyi farklı yerlere çekmek için işte siyasi bir tercihti şuydu buydu falan demeye, kelime oyunlarına demagojiye gerek yok. Allahu Teala'nın emirlerinden bir emirdir. Nasıl ki diğer emirleri vardır, onlardan bir tanesidir. Yani birisi şu an çıksa desek ya örtünme falan diye bir şey yok demiş olsa. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sabit olan bir mevzunun yok kardeşim veya bu zamanda ne gereği var denmesi sıkıntılı. Şimdi biraz daha geriye alıyoruz bugünkü programımızı. Demek ki şu an örtünmemiş ama örtünmeyi isteyen kardeşlerim, eğer siz kendi nefsinize engel olamadığınız için örtünmüyorsanız ama örtünmenin farz olduğunu, gerekli olduğunu, şart olduğunu biliyorsanız size iyi bir haberim var. Siz şu an için doğru yoldasınız. Ya Rabbi ne olur bana o örtüyü hakkıyla e, örtünmeyi, efendim nefsime de o örtüyü örtmeyi nasip eyle diye dua edersiniz. İnşallah bir gün nasip olur. Bunun için çabalayın. Ama eğer ben örtü vesaire bir şey tanımıyorum, bunlara da inanmıyorum diyorsanız işte o zaman durumunuz oldukça kritik. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun size hidayet nasip eylesin. Bize de Vermiş olduğu hidayeti bizden almasın, ayaklarımızı dininde sabit eylesin. Amin. Dua ederiz. Bu çok önemli bir kısımdır. Yani bir insan bir haram işliyor ama bu haramdan pişman oluyor, ya ben bunu yapmasaydım diyor. Bu ayrı bir durumdur. Bu alimler tarafından e, olumlu bir şekilde değerlendirilir. Yaptığı günah değil. Gidişatı umut verici bir hale gelebilir, bir tevbe eder. Ama diğeri Allah'ın haram saydığı veya yapmamızı farz ettiği bir şeye muhalefet etmek, bunu diliyle veya kalbiyle reddetmek imansızlığa götürür Allah korusun. O sebeple kardeşlerim, şu anda e, sosyal medyada, sokağa çıktığınız zaman büyük bir çıplaklığın almış başını gittiğini görüyorsunuz. Yani belli bir sınır vardır. Örtünmemiş, e, henüz onlara nasip olmamış kardeşlerim var. Onlar yazıyor. İnanın belki örtülmüş olan kardeşlerimden daha fazla tepki gösteriyorlar. İbrahim abi ne oldu ya? Ben şu ilden yazıyorum. Şurada geziyordum. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya bu nereye kadar gidecek diye. Aynı endişeleri, korkuyu ben de yaşıyorum. Etrafımıza bile daha sözümüz geçmiyor. Yani kızımıza, efendim komşumuza, teyzemizin kızına, sokaktaki insanlara biz ne yapabiliriz? Ben de sizinle hemfikirim bu konuda. Biz böyle yayınları yapmakla mükellefiz. Herkesin gücü var biliyorsunuz ve her insanın gücü de Allahu Teala'nın ona bahşettiği kadar ile sınırlıdır. Bugün sınırlardan bahsettik ya aynen öyle bizim de bir sınırımız var. Niyetimiz diğer kardeşlerimizin hayır yoluna gitmelerine, hayırlı bir e, hayata gitmelerine vesile olmak. Hidayet Allahu Teala'dandır. Bu konuda da hanım kardeşlerime rica ediyorum. Eğer nefsiniz size şunu söylüyorsa muhtemelen 10 sene sonra, 20 sene sonra ben zaten örtüneceğim. Bir umreye gideyim, geleyim, hacca gideyim, geleyim veya emekli olayım veya kendimi hazır hissettiğim zaman bunu yaparım diyorsanız size bir kardeş veya küçükse yaşınız bir abi tavsiyesi. Bu şeytanın bir fısıldamasıdır. Birçok insan nasıl ki namaza başlayacağım. Evet evet, içkiye tevbe edeceğim veya fuhuşa, kumara artık dönmeyeceğim. Ama bunun için belli bir zaman, belli bir şart bekliyorum diyordu ya onların birçoğu maalesef Allah rahmet buyursun mezarda. Yani tevbe edemeden gitmişler demem o. Siz şöyle düşünün kardeşlerim. Bir şekilde geldik buraya. Biz buradan gideceğiz. Biz buralı değiliz. Yani bugün nefsinize ağır gelen şu olabilir. Şu çok güzel bir vücuda sahip. Ben ondan daha güzelim. Benim saçım, benim gözüm daha iyi. Ben neden kendimi teşhir etmiyorum? Nefis böyle bir şey söyler veya der ki size evleneceksiniz. Yani sen şimdi bu güzelliğini sergilemezsen kimse seninle ilgilenmez. Bak şu 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 fenomen kız, bu 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 youtuber kız, milyonlarca takipçisi var. Bak El alem yakışıklıyı aldı evlendi gibi düşünüyorsanız bu da şeytanın bir aldatmacasıdır. Bugün şöyle bir istatistik rakamlarına bakarsanız Türkiye'de milyonlarca insanın neden boşandıklarını, birbirlerini deli gibi sevenlerin neden 5-6 ay geçtikten sonra boşanma için mahkeme koridorlarında soluğu aldıklarını, efendim çok iyi anlarsınız. Dolayısıyla bu kendinizi teşhir etmek nefsinizden gelen bir olgu olduğu için. Şeytanın bunda bir sorumluluğu olduğunu unutmayın. Nefislerimiz de şeytanın en önemli arkadaşıdır. Bugünün tabiriyle kankasıdır. Böyle bir vesvese geldiği zaman diyeceğiniz şu kardeş. Ben ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Ben Allahu Teala'nın bana vermiş olduğu helal daire içerisinde yaşamak zorundayım. 3 sene sonra örtünmek istiyorum mesela. Ya örtünemezsem veya 3 sene geçtikten sonra bir 10 sene daha bunu tehir edersem, senelerin böyle geçerse, içkiyi bırakmak isteyen, uyuşturucuyu, zinayı bırakmak isteyen birçok insan bırakamadan öldü, ben de bu şekilde ölürsem. Bunu düşünün. 2. Şeytan size gelir, Allah seni affeder, senin kalbin temizler. Bu da şeytanın çokça kullandığı metotlardan bir tanesidir. Unutmayın kardeşlerim, şeytanın işi gücü budur ve şeytan profesyonel bir düşmandır. Ona vereceğimiz cevap da şu, Allahu Teala niyetleri bilir. Siz iyilik yapmak istersiniz. Evet, o iyiliği yapmamış olsanız bile bir iyilik alırsınız. Bu çok güzel. Ama farzlarda ve ibadetlerde bu böyle değildir. Yani oruç tutmak istiyorsunuz. Ya Rabbi ben oruç tutmak istiyorum. Beni böyle kabul et. Bunu ne zaman dersiniz? Oruç tutamayacak halde olursunuz. Ağır hasta olursunuz. Fidyenizi verirsiniz. Ya Rabbi oruç tutamadım dersiniz. Ama namaz için bu böyle bir şey söz konusu değildir. Ayakları tutan omzunu oynatabilen, akıl bali olan, aklı yerinde herkese namaz farz bildiğiniz gibi. Hatta omzunuzu oynatamadığınız, belinizi doğrultamadığınız zaman bile göz ucuyla secde etmeniz gerekiyor. Yani bu bahane değil, kalp temizliği veya kalp kirliliği değil. Söyler misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden daha fazla ibadet etti mi? Etti. Günahı var mıydı? Yoktu. İsmet sıfatı var peygamberlerin aleyhümüsselam. Peki biz benim kalbim temiz deyip namaz kılmazsak, farzlara riayet etmezsek, yapmamamız gerekenleri aman bu devirde deyip geçersek, benim kalp temizliğim var diye. Bu sizce nasıl değerlendirilmelidir? Akıllıca bir hareket midir Allah aşkına? Bunu da geçeceğiz. Çok daha temiz kalpli insanlar var ama neleri göze alıyorlar? Kimileri testerelerle doğranıyor, kimileri hicret ediyor, doğup büyüdüğü yerlerden beş parasız kalıyor ama yine de dininden, davasından dönmüyor. Bu bunlar veya bunlara benzeyen birçok şey başınıza gelebilir. Siz örtünün. Peki nasıl örtünmem gerekiyor? Değerli kardeşlerim, örtü konusunda eğer bugün tesettür adı altında bir örtünme şekli var. Elbette tamam. Kıyafetin bol olması yani hanım kardeşlerimizin vücutlarının biz erkekler gibi olmadığı için ilgi çektiğini biliyoruz. O yerlerin kapatılması, bol bir kıyafetin giyilmesi, saçın gösterilmemesidir. Ama maalesef Ülkemizde ve son 20 yıldır belki de Orta Doğu'da çok yaygın halde ya örtülü mü değil mi tam olarak anlaşılamayan bir kategori daha ortaya çıkmıştır. Yani hatta tesettür modaları ortaya çıktı. Trilyonlarca lira kazandı bu firmalar. Bu yapılanlara baktığınız zaman örtünmenin belki de ilk kuralının düşünülmediğini görüyoruz. Tam tersine vücudu örten bir elbise gibi görünüyor. Ama gerek kumaşıyla, gerek darlığıyla ve rengarenkliğiyle ve pantolon tarzı kıyafetlerle 500 metre ilerden bile insanın dönüp bakacağı bir hale getiriliyor. Yani ben kapanıyorum madem, tamam ama kapandığım halde ilgimi çekmeye devam ederim. Gerek kadınlardan gerek erkeklerden vay be ne güzel bir kıyafetmiş veya ne güzel bir hanımmış diye böyle arkamdan baktırırım düşüncesine girmemeniz gerekiyor kardeşlerim. Bu kaide benim, senin, Ahmet'in, Mehmet'in belirlediği kaideler değil. Peki nasıl örtünmemiz lazım abi? Şöyle bir hanım kardeşim eğer vücut hatlarını başka bir erkeğin ilgisini çekmeyecek derecede kapatırsa ki zaten biliyorsunuz ilmi eserlerinde yazıyor hanımların nerelerini örtmeleri gerektiği. Dolayısıyla bu konulara riayet edeceğiz. Üzerimizde Bol bir elbise olacak. Makyaj vesaire yapmayacağız ki onu eşimize saklayacağız. Kokularımızı, o güzel görünme isteğimizi efendim o odanın içerisinde, evin içerisinde helalimize istediğimiz şekilde yapacağız. Yani dışarıda yapmak istediğiniz, nefsinizin istediği daha doğrusu o ilgi çekmektir, makyajdır, kokudur. İmkanlar ölçüsünde tabii ki fazla fazlasını helal daireler içerisinde yapabilirsiniz. Ama dışarı çıkarken koku sürmemeye, ilgi çekmemeye dikkat edeceğiz. Bu yürüyüşümüzde de olabilir. Çok biliyorsunuz istediğiniz kadar kapanın ama yürüyüşünüz veya gözünüzdeki bir makyaj, sesinizdeki bir eda bile karşıdaki insanı etkileyebiliyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Peki biz bunları niye konuşuyoruz bugün? Sizlerden çok fazla mail alıyorum. Arkadaşlarımın ilettiği birçok mesajda hep bunlarla ilgili. Kızım şöyle, eşim böyle veya hanım kardeşlerim. Az önce bahsettim, henüz örtünmemiş kardeşlerim. İbrahim abi diyor, tam örtünmek istiyorum diyor. Nefsimle zaten boğuşuyorum. Şu sıcakta işte örtüneceğim falan, terleyeceğim. Tam diyor, böyle moda giriyorum tabiri caizse. Bir bakıyorum diyor, şöyle şöyle giyinen, yani tesettür kıyafetine bürünmüş bir hanım kardeşimiz. Şöyle bir hatasını gördüm. Böyle bir hatasını gördüm. Yani nefsi ne yapıyor bu sefer? Bak diyor, sen örtüneceksin ama... Hiç örtüme daha iyi bak. Örtülü de böyle yapıyor. Çarşaflı şöyle yapıyor. Sakallı böyle yapıyor. Bu genellemeden uzak durun. Siz iyisini yapmaya çalışın. Öyle ya. Bu adam şöyle yapmış. Ya tamam sen iyisini yap. O hanımın o kötü yanını alma. Yani bunlar çok ince mevzular olduğu için nefisle ilgili şeyler var. Çöple samanı birbirinden ayırmamız lazım hele hele dini mevzularda ya bana göre, bence, aslında gibi cümleleri ağzımızdan çıkarmamamız lazım. Yavrularımıza iyi örnek olmamız gerekiyor. O açıdan dua ediyorum sizlere. Tabi erkeklerin de bu arada düzgün giyinmemiz gerekiyor. A bölgesini, efendim işte konuşmamızı, bayanlara bakışımıza dikkat etmemiz lazım. Sadece bu kadınlara özgü bir durum değil. Ama kadınlar yaratılış itibariyle daha çekici olduklarından dolayı bunu sağlamaları gerekiyor. Milyonlarca insan var. Örtünmeye çalışıyor. Bu sıcaklarda zorluklar, daha önce biliyorsunuz işte başörtü yasağı vesairesi vardı. Dünyanın birçok yerinde insanlar bu hala baskıya maruz kalıyorlar. Çıkarmamışlar. Dolayısıyla bakın Hz. Ayşe annemiz radiyallahu anha çok ilerlemiş yaşı. Öyle olmasına rağmen ve peygamber eşleriyle evlenmek dinimizde yasaklanmasına rağmen ne yaptı? Kendisinden hadis öğrenmek isteyen evlatları yaşındaki insanlar geldiğinde yine perde arkasından konuştu. Bu örneği aklınızdan çıkarmayın. Dua ediyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu dinini nasıl yaşamamız gerekiyorsa öyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Bu program çok etkiliydi, şuydu buydu diyemem. Tam tersine acizane konuşuyoruz ama belli olmaz. Belki bu, bu duamız yerine ulaşır. Bu programdan sonra inşallah örtünen kardeşlerime de ben hayatları boyunca iffetleriyle buna sahip çıkmaları için Rabbim'den Celle Celaluhu onlara yardımcı olmalarını niyaz ediyorum. Nefsinizin bu isteklerine artık dur deyin ve inşallah siz iyi örneklerden olmaya çalışın. Şu cümleyi de söylemek istiyorum. Özellikle genç kardeşlerime. Belki bu programı dinlerken sıkıldınız. Bu dakikalara kadar belki gelmediniz ki normal. Ama belki nasibi olanlar vardır. Şunu söyleyeceğim. Sizi kıyafetiniz için, sizi vücudunuzun hatları için Kaşınız için, gözünüz için, şöyle yürüyüşünüz için, böyle kıyafetinizi giydiğiniz için bakan, ilgisini çektiğiniz insanlar zannetmeyin ki sizin yarın eşiniz olacak. Evet siz iyi niyetli olabilirsiniz. Birçoğunuz zaten öylesiniz. Nefsinize hakim olamadınız. Kötü niyetli olmadığınızı biliyorum ama erkekleri tanımıyorsunuz. Aklında, fikrinde, sizin aklınızdakinden çok daha farklı fikirler olan insanlar var. Her erkekten bahsetmiyorum ama lütfen siz... Allah'ın farzına uyun. Rabbimiz Celle Celaluhu size hayırlı bir eş çıkaracaktır. Eğer örtünmemeyi veya farklı örtünüş biçimlerini bu mevzudan dolayı yapıyorsa kardeşlerim, onları da ona anlatmış olayım. Aman dikkat edin kardeşlerim. Siz çok değerlisiniz. Siz bir gonca gülsünüz. Gonca gülü bilirsiniz değil mi? Böyle açılmamıştır. Tertemiz durur. İnşallah o şekilde eşinize kavuşun. Eşinize vardığınız zaman deyin ki ben çok sıkıntılar çektim. Rabbim şahittir. Ama bunların hepsini ilk olarak Allahu Teala'nın farzı olduğu için, ikincisi senin hayatıma girmeden önce başka kimseyi katmadığım gibi kendimi de saklamaya çalıştım diye bilin. Hayırlı yuvalarınız olsun inşallah bekar kardeşlerim için. Ve bu yolun yolcusu olan kardeşlerim, o sıkıntıları çekenler, millet kendi güzelliğini, kendi fiziksel özelliklerini sergileyip dururken, sıcaklarda püfür püfür gezerken terleyen bunalan kardeşlerim, siz zaten neyin için yaptığınızı biliyorsunuz. Allahu Teala sayılarınızı çoğalsın. İnsanların düşünceleri, insanların giyim tercihleriyle ilgili bir eleştirimiz değildi bu. Gelişen ve sözüm ona modernleşen şu dünyamızda geride bıraktığımız bazı sıkıntılar vardı. Onlara dikkat etmeye çalıştık. Duam sizlerle haftaya cuma yine yeni bir yayında buluşmak ümidiyle bu programı perşembe çektim. Ama programın yayınlanma saati yarın yani şu anda cuma saat 21 haftaya inşallah 21'de buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Sizleri seviyorum dualar ediyorum. İnşallah siz de bu kardeşinize dua edersiniz. Programımızı eğer faydalı buluyorsanız, en azından zararlı bulmuyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda birçok insana YouTube bu izlediğiniz videoyu dağıtabiliyor. Yani 100 kişi beğendi, 1000 kişi beğendi. Onunla mukayese edebiliyor. Onu da unutmayın inşallah. Selametle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.